Çok da kafanızda şey yapmak istemiyorum. Formumu göstereceğim size. Yarışa ne kadar kaldı? Yarışa 60... Yarışa 65 gün kaldı, yani 2 ay kaldı. Bugün son cheat meal'imi yapacağım. Biraz sonra bayağı bir sıra hamburger yemeyi düşünüyorum. Oh. Size formumu göstereceğim. Bir de ama çantamı burada unutmuşum. İçinde de harbiden para var şu anda. Bir yerden para aldım. Çantamı yani birisi bir baksa o direkt görecek yani parayı. Bu kadar inanılmaz unutkanım. Dostlarım size formumu göstereceğim ama formumu göstermeden önce bir şey anlatmak istiyorum. Bu arada arka kameradan çekiyorum telefon. Umarım beni görüyorsunuzdur. Size bir şey anlatmak istiyorum sonra. Bunları çıkartıp formumu göstereceğim size. Dostlarım, annem benim en büyük destekçim, tamam mı? Annem her zaman arkamda. Yani ben sıkıştığımda gerektiği zaman yemeğini bile yapıyor kadın. Ama babam hiçbir zaman beni desteklemedi ve hep böyle nötrdü yani. Desteklemedi derken ara ara engellemeye çalışsa da genel olarak nötrdü yani. Ama yapmamamı istiyordu yani. Her zaman bunu kullandığı bir tane cümle var. Oğlum bırak bir bu boş işleri ve sigortalı bir işe girip çalış, tamam mı? Bu cümle, sürekli bu cümleyi duyuyorum evde. Ama mesela spordan geliyordum, annem iş yapıyordu falan. Her zaman bana şey diyordu, oğlum patlattın geldin mi aslanım? Her zaman diyordum, annem patlattın geldin. Çok güzel bir antrenman salonu içinden geçtim, bir gün geliyorum işte, annem geliyor. İçimden geçtim mi aslanım? Anneciğim diyorum, içimden geçtim, solunu patlattım, annemin yüzünü gösterdim. Her zaman yani annem bana destek oluyordu. İşte aferin oğlum, devam et, kazanacaksın. Gerektiği zaman para olarak bile bana yardım ediyordu. Eskiden, şu anda ben ona para veriyorum, parantez içinde. Şu anda zaten değerli oluyorum. Ya eve, son zamanlarda eve maddi olarak ciddi anlamda yardım etmeye başladım. Yani evin parasını neredeyse hiç kullanmıyoruz. Hatta araba bile alacağım kendime. Yani çalışarak gerçekten güzel paralar kazandım, kazanmaya devam ediyorum, gittikçe artıyor. Eve destek oldukça değerim arttı, tamam mı? Beyler bugün biraz önce işte salona gidiyordum, taksiyle gidiyordum salona yani o kadar. Taksi geldi, taksiyi bekliyordum falan. Babam eve geldi, tamam mı? Hazırlanıyorum tabii, çantamı hazırlanıyorum. Bu arada babam eve geldiği zaman işte sürekli bu cümleleri duyduğum için az çok bilirsiniz beni. Bilirsiniz bu halleri çünkü hepimizin ailesinde destekleyenler vardır diye tahmin ediyorum. Yani babam yine eve geldiği zaman içimde bir şey oluyor, tamam, çünkü istemiyor spor yapmamı ve ben spora gidince babam yani sonuçta saygı için hani ne bileyim başka odaya geçiyordum işte. Yani babam laf etsin istemiyordum, hevesimi kaçırsın istemiyordum. Çantamı aldım, tam dışarı çıkıyorum, arkamdan bir ses. Böyle babam geldi dedi ki, nereye gidiyorsun? Salonu patlatmaya mı gidiyorsun dedi böyle, tamam mı? Ama destekleyerek dedi, tamam mı? Yandığı sonuçta dedi, seviyorsun madem dedi, bayağı da ilerledin. Demek ki para da kazanılıyormuş. Bundan sonra destekleyeceğim seni gibi bir konuşma yaptı, tamam mı? Böyle basit ama boş vererek bir konuşma yaptı. Buradan bir mesaj çıkartacağım size. Bugün babam, bir gün hepiniz beni destekleyeceksiniz. Babam eve bir şeyler getirmeye başladığım için beni destekledi. Siz bir gün dünyanın en güzel podyumunda yani en önemli yarışında Türk bayrağını açtığım zaman beni destekleyeceksiniz. Babam gibi istemeden de olsanız, ulan çocuğa bakın, helal olsun yaptı diyeceksiniz. Bu arada son bir şey daha söyleyeceğim, sonra formumu göstereceğim size. Dostlarım eğer ortada bir başarı varsa, bak bir konuya takılmışsınız, tamam mı? İlaçtı. Bütün vücut geliştirmenin, bütün vücut geliştirmenin fotoğraflarında, videoların altında Türklerin, yabancılar yapmıyorsunuz nedense, Türklere bir gereziniz var, anlamadım. İlaçlı. Ya bir siktirinin mal mısınız oğlum? Bak beni küfür etti mi? Bunlardan bir gerezimle yakalarsam bütün hıncımı çıkartacağım yani. Ya yalnız bu kötü bir yorum yapsanız diyeceğim ki eyvallah. Hani çocuk haklı kötü bir yorum yapmış ama
İlaçlı gerçekten çok salak ve inanılmaz gereksiz bir muhabbet. Aslında kimsenin kalbini kırmak istemem ama bu gerçekten salak bir konu. Böyle demeyin dostlarım. Eğer ortada bir başarı varsa, başarı yoksa bile, bakın başarı yoksa bile adamın yaptığı işe saygı duyun. Yani helal olsun kardeşim. Bir başarı varsa bile, yani çözüm spora gitmesi, devamlı olması bir başarıdır aslında. Bir şey olmasına gerek yok. Eğer yapabiliyorsanız o başarının daha iyisini yapın. Eğer yapamıyorsanız o başarıya saygı duyun, anladınız mı? Yani salak salak boklar atmayın. Bakın kötü yorum yapmayın demiyorum size. Her zaman kötü yapın. Deyin ki kardeşim bunu böyle böyle yapsanız çok daha iyi olur. Böyle böyle yapsanız çok daha iyi olur. Veya hani kötü bir dille de eleştirebilirsiniz ama bok atmayın. Yani ilaçları, gerizekalı böyle şeyler yazmayın. Gerçekten kendinizi küçük düşürüyorsunuz. Gerçi bunları yazanlar 12-13 yaşlarında ama yani bir abiniz olarak size bir tavsiye, biraz daha olgun düşünmeye çalışın. Yani o ergenlik olaylarından çıkın. Yani neyse diyeceklerim bu kadar. Çok da kafanızı şey yapmak istemiyorum. Formumu göstereceğim size. Yarışa ne kadar kaldı? Yarışa 60... Oh. Ah. Yarışa 65 gün kaldı, yani 2 ay kaldı. Bugün son cheat meal'imi yapacağım. Bugün ıslak hamburger yüklemesi yapacağım. Biraz sonra bayağı bir ıslak hamburger yemeyi düşünüyorum. Oh. Aynen, biraz sonra bayağı ıslak hamburger yiyeceğim ve bu korseyi çok fazla soruyorsunuz. Korseyle ilgili video yaptım ve kanalımda da paylaştım. Çok fazla değil, bir iki tane video. Geriye bakarsanız korse hakkında söylediklerimi de bulabilirsiniz dostlarım. Formum bu şekilde şu anda. Bakın, sakın böyle yanlış anlamayın. Her zaman eleştirinizde açın. Ama birazcık böyle hani mantıklı, anladınız mı? Ya saçmalamayın yani. Neyse. Anlamak isteyen onlar zaten söylediklerimi. Derim daha bayağı bir kalın. Çok da ince değil yani. Şu an göstereyim şöyle ama. Çok da ince değil. Çok da kalın. Şu şekilde olacak derim. Bundan bile ince olması lazım. Gördüğünüz gibi şu anda bayağı bir kalın. Ya diyorsunuz ya bana sürekli. Body bu motivasyon nereden yakalıyorsun? Nasıl bu kadar motive oluyorsun baba? Bundan daha iyi motivasyon mu var yani? Şuna bakın. Şuna bakın. Ama bugün bana en güzel motivasyonu babam verdi. Bugün salonu babam için patlattım. Bence gayet anlaşılır. Bu arada bu videodan sonra soracaksınız, sürekli soruyorsunuz zaten boyum kaç, kilom kaç diye. Dostlarım boyum 1.72. Kilom da şu anda 85 falan, 84'e doğru gidiyorum. Yavaş yavaş definasyona geçiş yaptık. Zaten süreçleri paylaşacağım. Instagram'dan da sürekli paylaşıyorum. Beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Instagram hesabım Vanne Yıldırım, zaten açıklama kısmında da yazıyor. Daha dün kavga ettim. Bak şuram biraz şişip duruyor değil mi? Şuram biraz şişip duruyor. Neyse, hiç problem yok. Bağcılar çocuğuz ne de olsa. Şu an gayet iyiyiz gördüğünüz gibi. Fena değil yani. Gayet iyiyiz derken. Dostlarım kendinize çok iyi bakın. Peace. Çok diyecek çok şeyim var da söylemeyeceğim.
drinks. Tell me that you love me.